Torba yasa da o maddede geçti. İnternete erişimin kesilmesinde Başbakanlık ve Bakanlık yetkisi geldi. Anayasa Mahkemesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının internette sakıncalı bulduğu yayınları 4 saat içinde kapatmasını düzenleyen yasayı iptal etti. Hükümet bu iptalin ardından yeniden harekete geçti. Meclisin kapanmasına sayılı günler kala hazırlanan torba yasaya o madde de eklendi. Mevcut uygulamada tip başkanının doğrudan talimatı yerine Başbakan ve bakanların talepleriyle harekete geçilen kademeli bir düzenleme getirildi. Torba yasada geçen internet düzenlemesiyle internetin kesilmesi artık daha da hızlanacak. İnternetin olağanüstü hallerde kesilmesi için Başbakan ya da bakanlardan birinin onayı yeterli olacak. İnternetin kesilmesi için yaşam hakkıyla can güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve genel sağlığın korunması şartı aranacak. Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi için Başbakanlık, genel sağlığın korunması içinse bakanlıkların talebi yeterli görülecek. Başbakan veya bakanlıkların talebinin gelmesi üzerine harekete geçecek olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı 4 saate kadar mahkemeden 24 saat içinde karar aldırmak kaydıyla interneti kesecek. İçerikler çıkarılıncaya kadar da erişimin engellenmesine devam edilecek. İnternetin kesilmesi için onay alınacak mahkemelerde yine tartışmalı sulh ceza hakimlikleri olacak. Hakim internetin kesilmesi talebini 48 saat içinde açıklayacak. Açıklamaması halinde de internetin kesilme kararı kendiliğinden kalkacak. Suça konu internet içeriğini oluşturana 3000 günden 10 bin güne kadar para cezası verilecek. İçeriğin kaldırılması kararını yerine getirmeyen internet sağlayıcılara da 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Twitter kullanıcılarının devlet büyüklerine ve kamu görevlilerine hakaret içeren tweetleri takipçilerine yönlendirmesi de yine hapis ve para cezası ile cezalandırılacak.